günaydın dostlarım. Şimdi hastaneye yetişmeye çalışıyorum. Bu otobüsü kaçırırsam bayağı geç gitmiş olacağım. Göğüs cerrahisinde ilk önce uğrayacağım. Servisine uğrayacağım. İmzamı atacağım. Sonrasında cerrahilerimi giyip ameliyata girmeyi planlıyorum. Eğer hiçbir aksilik çıkmazsa tabii. Hava bayağı sıcak. Bunu giydim. Ama cebinde bir sürü şey olduğu için de çıkartmak istemiyorum. Bu arada etrafta kimse yok diye maskeyi çıkardım. Yoksa takıyorum. Şimdi cerrahileri giydik. Ameliyathaneye ineceğiz. Çok korkuyorum, hoca diyecek ki steril ol. Böyle üç kere mi yıkıyorduk, dört kere mi yıkıyorduk, abdest mi alıyorduk şu an? Bak bildiğimi de unuturum ben heyecanla. Evet arkadaşlar, şimdi cerrahileri giydik, gidiyoruz. Maskeden bozulan saçlarımız. Benim saçıma bak. Kafama yapışmış. Değil mi? Ben de bu kadarını tahmin etmiyordum. Sistan abi de bayılacağım falan zannetti. Orada dolanıyorum. Dedi neyin var, git çırp yüzüne dedi. Ben şu an ameliyat yapmış kadar yoğun hissediyorum kendimi. Bir şey diyeyim mi? Adamlar ameliyat yaptığı için şey böyle zamanı nasıl geçti? Aynen, uğraştığı için hissetmiyor o kadar zamanın geçtiğini. Biz orada tepede dikilerek izlediğimiz için bayağı bir sırt, yani böyle eğilip hocanın yaptığına bakmaya çalışıyordum. Sırtım bayağı ağrıdı. Bu arada rastgele bir ameliyat odasına girdik. Hani hangi hoca, hangi ameliyat falan bilmeden girdik baktık. Oradaki abi... Ay yanlış yere bakıyorum çünkü. Oradaki abiye sorduk hangi ameliyat bu falan. O da söyledi koroner bypass ameliyatı. Hastanın bacağından arterini çıkarıp bildiğin kalbe bağladılar. İşlemi size nasıl anlatayım? Durun. İlk ameliyata girdik, tamam. Abi vardı yanımızda. O da bize sürekli bir sorular sordu. İşte yanlış cevap verdik, doğru cevap verdik. Sustuk, bilmiyorum dedik. Neyse o kısmı atlattık. Sonra abi gitti. Keşke gitmeseydi çünkü çok zevkli. Soru soruyordu, anlatıyordu. Hoca orada ameliyatta meşgul olduğu için çok bir şey anlatamıyor bize. Sadece küçük küçük bilgiler veriyor, dipnotlar veriyor. Sonra girdik, hoca ameliyata başlamıştı zaten. Açmıştılar kalbi. Kalp akciğer makinesi. Onun da videosunu çektim zaten. Oraya da gösteririm. Kalp akciğer makinesi ne demek? Kalbe işlem yaparken kalbi durduruyorlar. Ya bildiğin kalp görevi görüyor aslında. O işte rezervuar kısmı var. Kanı topluyorlar. Vena kavalardan gelen kanı atriyuma bağladıkları kanüllerle rezervuar, yani toplanan o kan bölümüne taşıyorlar. O kan bölümünden de akciğer görevi gören bir oksijenatör kısmı. Daha sonrasında ısı değişimi yapılıyor onun içinde de. Sonra da pompa işlemiyle geri vücuda dağıtılıyor. O vücuttan dağıtılan kan da işte aorta da tekrar kanül birleştiriyorlar. Oradan veriliyor. Toplanan kan hortumlarla geliyor.
O Art'tan giriyor işte tekrar, neyse anlamışsınızdır herhalde. Sonra başka bir hoca geldi. O da bypass işlemini gerçekleştirir. Damarı kesti. Sağ koroner artarı, sol koroner artarı vesaire, tek tek dikti. İçti dikti, biçti dikti falan filan. Ben bir ara kendimi kötü hissettim. Kahvaltıyı iyi yapmamıştım. Midem şey oldu. Gittim dinlendim orada biraz. Ameliyat güzeldi. Yani kalbin durduğunu görmek. Bu arada bypass işlemi yapılırken kalbi durdurdular. Onun öncesinde kanül yerleştirilirken kalbi durdurmadılar. Bildiğin kalp gözümüzün önünde durdu. Daha sonrasında tekrar çalıştılar. Tekrar atmaya başladım. Müthiş bir şeydi izlemesi. Yani şu kalp damar cerrahi uzmanlığı bile düşünüyor olabilirim. Güzeldi ya. Bayağı güzeldi. Bu arada Doktor Özü ve ekibi kanalında buna dair videolar var. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Ben şimdi tutup da hocanın başına telefonu dikemeyeceğim için o kısımlarını çekemedim yani. Ama orada çok güzel videolar vardı. Oradan edindiğim bilgilerle de zaten buradaki abiye cevap verdim falan filan. Bence güzel bir bölüm ya. Ben sevdim kalp damar cerrahisini. Bayağı etkili ve beyin cerrahisi kadar, yani diğer cerrahi uzmanlıkları küçümsemiyorum da, kalp sonuçta anladın mı atıyor. Bir bakmışsın atmıyor. Bir bakmışsın atıyor falan. Sen durduruyorsun kalbe. Çok etkilenmedin mi sen? Çok mu yoruldun? Kanka ben de olsam ben de yaptırmazdım ya. O niye bize denk gelmiyor? Hiç bir bakıyorum birisine yaptırmışlar, diğerine zorla yaptırıyorlar falan. Git steril ol gel diyorlar. Bana hiç denk gelmedi. Herhalde tipime güvenmiyorlar. Tipim o güveni vermiyor. Ha bir de şey, hoca soru sordu, cevap verdim. Emin olmadan cevap verdiğim için hoca üstüne üstüne sordu. Emin miyim değil miyim onu kontrol etmek için. Sonra ben yanlış cevap verdim. Emin olmadığım için hoca sanki yanlış cevap vermişim gibi davrandı. Öyle. Çok gerici anlardı. Arkadaşlar, ameliyat videosu bu kadardı. Bunu ayrı paylaşacağım. Zaten kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi vlogum da ayrı olacak. Öyle planlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok ameliyat videoları nasip olur inşallah. Onları da paylaşırım. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Ben çok acıktım. Evet şimdi... Konuş. Ay iyi çıkıyor muyum ya şu an? Evet şimdi... Ay ters ışıktan niye buluyorum ya? Orada tam olarak ne yaptıklarını size nasıl anlatabilirim? Evet şimdi... Evet şimdi... Ay ışık çok kötü.